zamanki dobralığı. Ben zaten popçu da değilim. Allah'a şükür. Her zamanki açık sözlülüğü. Belasını da çektim. Cezasını da, alkışını da. Ve her zamanki tarzıyla konuşuyordu Cem Karaca. Montaj! Montaj! Son röportajını veriyor, son mesajlarını veriyor ve ne yazık ki son kez bir televizyon kamerası önünde konuşuyordu. Hay Allah razı olsun be. Evet, Türk müziğinin efsane ismi, rock müziğinin babası Cem Karaca, hayata gözlerini yummadan bir hafta önce son röportajını verdi, son şarkılarını Pazar Keyfi kameraları önünde söyledi. Yer Etiler'de Mahsun Kırmızıgül'ün stüdyosu. Rock müziğin babası Cem Karaca, Mahsun Kırmızıgül'ün önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak albümünde düet yapmak üzere geldi stüdyoya. Ve içeride sadece Pazar Keyfi var. Çok yorgun. Başında yine hiç çıkarmadığı fötür şapkası, uzun saçları ve sakalı, kendine has giyim tarzıyla Cem Karaca, 20 sene önce neyse, 30 sene önce neyse, 40 sene önce neyse yine o. Hep tarz, hep tarz. İçinden böyle sesler fışkırıyor. Ne biz, ne Mahsun ve de ne o, bu röportajın son röportajı olacağını bilmiyor. Hayat dolu, yarınlarından umut dolu konuşuyor. Bol bol mesajlar veriyor. Yönetmeye kalkanlar, ister taşa, ister yaşa olsunlar. Bunu işlerine hazmedebilsinler. Mahsun, hayallerimin ismi Cem Karaca ile çalışmak diye söze giriyor. Cem Karaca tüm alçak gönüllülüğüyle lafını kesiyor. Birlikte bir düet yaptık, sağ olsun. Rica ettim ben ki Cem bu. Ne demek? Ne demek sevgili Mahsun? Mahsun sık sık Cem Karaca'ya Cem Baba diyor. Cem Karaca yine lafa giriyor. Cem Karaca. Cem Baba. Ben ne babayım ne de değilim. Ben mütevazı bir Cem Karaca'yım. O kabul etmese de, o babalık başkalarına kalsın dese de, rock'ında pek çok müzik sevdalısı gencinde gerçek anlamda babası o. Yalan mı ama? Babalığı babalara bırakalım. Dedeliği dedelere bırakalım. Dilleri dönmez ki bizim dillere. Merhabayı bilmez kudum tatlıyor. Mahsun Kırmızıgül arabesk okuyan biri. Cem Karaca koyu rockçı. Peki ama bu ikili bir araya nasıl geldi? Nasıl bir araya gelebilir de? Balı gibi geldi. Balı gibi geliriz. Biz el ele verdik. Şöyle bir şarkı çıktı orada. Beğenem diyen, beğenmeyen de beğenmez. Ve ardından da bir espri patlatıyor. Evet, dünyada Türkiye'de... Seni rockçu yapacağız, rockçu, rockçu. Müziğin dili, dini, rengi yoktur derken topluma bir mesaj göndermeyi de ihmal etmiyor. Bırakalım artık. Bu, o Arap'tır. Bu Acem'dir. Bu Yunan'dır gibi aptallıkları. Kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım ben. Anadolu rock'ın babası o. Ama sık sık şunu dile getiriyor son röportajında Cem Karaca. Asla ve asla Anadolu'yu, Anadolu insanının adını kullanmadım. Kimseye de kullandırtmam. Anadolu goygoculuğu yapmıyorum. Çok bağırmış abi. Belasını da çektim. Cezasını da, alkışını da. Pazar Keyfi ekibi sık sık Cem Karaca ve Mahsun Kırmızıgül'e kontr sorular soruyor. Ama Cem Karaca bu işin kurdu. Bu. Televizyon röportajcıları bizi köşeye mi kısılacaklar? Allah Allah! Sonra da espriyi patlatıyor. Montaj! Montaj! Bu röportaja montaj yapmanın imkanı var mı? Su gibi akıyor konuşurken. Her sözünden bir mesaj fışkırıyor. İşte sürgün yılları, işte yasaklı olduğu için ömrünün en güzel 8 yılını gurbette yaşadığı yılları. Ülke özgürlüğü. Ülkedeki sanatçıların özgürce fikirlerini dile getirmesi için ben bu cezayı da belayı da çekmeye razıyım. Röportaj devam ederken bir ara kolundaki bileziği çıkıyor Cem Karaca'nın. Hayır Allah'tan hiç şu bileziğin üstünü takamadım. Hayır Allah razı olsun be.
Tam gündemle ilgili bir şey. Hayal aramaz be. Ve bir mesaj daha Cem Karaca'dan anlayana. Şunlar güzel adamlar. Hayal aramaz razı olsun. Evet. Allah muhimmaz. Kızım muhimmaz. Bunlar önemli laflar. Bu doyumsuz röportajın finalinde Cem Karaca ve Mahsun Kırmızıgül birlikte yaptıkları düetin nasıl da sıra dışı bir şey olduğunu ortak bir şarkıyla canlı bir düetle veriyorlar. Sevda baştan gitmiyor, soyunup yatmayınca. Evet. İşte Türk müziğine damgasını vuran Cem Karaca'nın hayata gözlerini yummadan önceki son röportajı.